Selam dostlar. Bugün yepyeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki bugün Lig Savaşı'nın artık son günündeyiz. 7. güne kadar hiç kayıp vermeden geldik. İnşallah bugün de kaybetmeden kazanırız ve 7 günü de full galibiyetle tamamlamış oluruz. Şöyle bir klana göz gezdirdiğimiz zaman rakip klana bakıyorum. En altta belediye 9'ları var. Belediye 10'ları var. Sonrasında sadece üst kısımlarda bizden bir iki tane belediye olarak üstün olduklarını görüyorum. Diğer kısımların bize denk olduğunu görüyorum. Daha köylerin işlerine tabii ki de bakmadık. Ultra Aslan saldırısını gerçekleştirmiş. Onun saldırısını bir izleyelim. Sonra devamında da canlı saldırılarımızı izlemeye devam edeceğiz. Hadi bakalım. Ultra Aslan'ı tekrardan 7 gün boyunca, 6, diğer 6 gün boyunca olduğu gibi bir tazı balon saldırısıyla görüyoruz. Rakip klan kalesini kontrol etti. Kaledeki süper minyonları tazıyı kullanarak bir tane tazısını hema ederek çıkarttı. Elektro ejderle sağ üst tarafa temizlik yapmaya başladı. Hem de o rakip klan kalesini o tarafa çekmek istediğini görüyorum. Bir hızlandırma büyüsü attı. Oy 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 oy. O bebek ejder sağlam güdümlü yedi bu arada. Ah ah, o kraliçeyi kaybetmez inşallah. Fazla büyü kullanmak durumunda kaldı maalesef ki. İki tane tazısını, tomruğunu ve kalan balonlarını Klan Kalesi temizliğini yaptıktan sonra göndermeye başladı. Aslında Klan Kalesi'ni iyi temizledi. Bayağı bir minyon, süper minyon çıktı içinden çünkü. Belediye uyandı. O balonları korumak için koruyucu özelliğini kullanabilir aslında. Kullanmadı. Büyü kullanmayı tercih etti. Belediyeyi indirdikten sonra artık merkeze doğru hafif hafif ilerlemeye başladı. Elindeki balon sayısı bayağı bir azaldı ama evet, Klan Kalesi'nden çıkan balonlarla şu an ordusuna takviye yaptı. Balon seçimi, balon saldırısı için güzel tabii ki de. Arkada iki tane çoklu cehennem olduğunu görüyorum. Elinde sadece bir tane dondur var sanırım. Kalan saldırıyı karakterlerle üçlemiş. Barbar kralı buradan temizlik yapıyor. Kraliçesi de bu kanattan ortaya doğru ilerleyecek ama kraliçe şu anda evet. Elinde pek hiç balon kalmadı diyebilirim. Sadece karakterleri ve onların hayvanlarını, petlerini kullanarak sanıyorum ki köyü üçlemiş 75'ten sonra bir kez dondurmayı tercih etti. Donduru rakip barbarda kullanmayı, yok rakip kraliçede kullanmayı tercih etti. Dondurdan dolayı tam göremedim onu. Cehennemi de kraliçesiyle indirmiş. Koruyucusunun gördüğünüz gibi baykuşu hayatta, kraliçesi de hayatta ama şimdi onu kaybedebilir. Şu an unicorn'un bastacağım yetmiyor. Evet, kalan köyü de artık burada Barbar kralı, onun öküzü ve koruyucunun baykuşuyla üçlediğini görüyoruz. Aslında balonları bayağı bir erken kaybetmiş. Koruyucunun özelliğini bence tam benim dediğim kısımda, belediyenin üst kısmına geldiğinde o balonlar biraz hasar alırken, çünkü orada bir sağlam bir darbe yedikleri için sonrasında erken düştüler. O balonları orada darbe alırken koruyucunun özelliği bassaydı belki de bu kadar erken kaybetmezdi ama tabii ki de yine 3 yıldız gelmiş mi gelmiş. O yüzden diyecek laf yok. Kanker abimizin de dediği gibi şapka çıkarıyorum kardeşim. Saldırıyı Poyraz yani Rıdvan gerçekleştirecek. Rıdvan klanda 9. numaralı sırada yer alıyor. Bakalım kendisi belediye 11 binasına sahip. Rakibi de belediye 11 ama rakibini incelemedik. Şu an binası nasıl, ne durumda, köyün hali nicedir bilmiyorum. Saldırı başlatınca göreceğiz. Tam Rıdvan'ın saldırısına giriyordum ki internetle ilgili bir sıkıntı yaşadım. Tekrar diyoruz, şimdi tekrarını izleyeceğiz. Tam kaydın ortasında bağlantı koptu. O yüzden yarısını kaydedebildiğim için şu anda çıktım saldırıdan. Bitmesini bekledim. Şimdi giriyorum. Üflediğini görüyorum. Şimdiden eline sağlık. Kraliçesini aşağıdan bırakarak kraliçe yürüyüşüne başlamış. Klan Kalesi'nde çıkarttı. Süper minyonların olduğunu görüyorsunuz. Bir de birkaç tane okçu ve büyücü çıktı kaleden. Çok gecikmeden bir zehir atsa, evet, zehiri attı. Süper minyonları da yavaşlattı bir tık. Yalnız o süper minyonları görüyor musunuz ya? Yani zehir bile ıkına ıkına yavaşlatıyor. Yani o kadar harika bir savunma birliği. Bebek ejder sayesinde de güdümlüleri, mayınları çıkartmayı başardı. Şifacıların ilerleyişini daha güvenli sağlayacak artık.
Hem de kraliçenin istediği yöne yönelmesini sağladı yani bu tarafı temizleyerek. Buradan da alev atıcısıyla barbar kralını bıraktı. Alev atıcıyla inşallah şu tekne cehenneme kadar gidebilmiştir. Barbarın özelliği kullanıldı. Şu an okçu kraliçesi kartal topunu indirdi. D bombayı da uyandırmış olması güzel. Hala kraliçe yürüyüşüne devam ediyor. O iskelet tuzakları biraz onu oyaladı. Şifacıları koruyabildi ama. Barbar kral adı bu arada gayet güzel bir temizlik yaptı. Gördüğünüz gibi bu tarafa kadar koridoru açmayı başardı. Ordu artık direkt içeriye doğru girecektir saldığında. Ne direkt ya, direkt. Şu an rakip kraliçeyi indirmeyi başardı. Kraliçesinin özelliğini kaybetti ama olsun, şu an o belediye binasını indireceğini düşünüyorum. Biraz patlatıcılar şifacılar için sıkıntı yaratsa da sağ taraftan artık belediye ve kartal topu indikten sonra madencilerini, binicilerini ve koruyucusunu bıraktı. Çoklu cehennem olması biraz sıkıntı görüyorsunuz. Aynı anda biniciler hasar alıyorlar. Bu sebeple şifa ile güçlendirdi orduyu attıktan hemen sonra alev atıcı da tekli cehennemi indirdi. Üstüne düşeni yaptı. Artık bu saatten sonra patlasa da olur. Zaten 30 saniyesi kalmış. Koruyucusun özelliğini bastığını görüyorum. Klan Kalesi'nde kraliçe ile bayağı bir temizlik yaptı fark ederseniz bu noktadan. Şuraya kadar sadece kraliçeyi kullanarak temizliği başardı. Kraliçe yürütebilmek, yönlendirebilmek gerçekten çok önemli. Saldırının tüm gidişatını 3 yıldız olup olmayacağını etkiliyor. Şu anda evet sadece altın madeninin kaldığını görüyorum. Eline sağlık Poyraz, gerçekten izlemesi keyifli bir saldırı oldu. Şimdi artık sıradaki saldırıya geçiyoruz. Klandakilerin orduları eğitilirken saldırıyı ben yapayım dedim. Zaten rakibimin belediye 10 olduğunu görüyorsunuz. Klan Kalesi'nin nerede olduğunu bir kontrol ettikten sonra evet bu taraftaymış. Onu bir biniciyle çok rahat çıkartırız. Ondan sonrasında saldırıya başlarız. Çatır patır çutur hallederiz inşallah. Şu an bakalım bir şuradan bir binici yollayalım. Yakın bir taraftan hemen kaleye çıkartabilelim. Evet, süper minyonlar da çıktı. Kraliçemizin yürüyüşüne şu kısımdan başlayalım. Kraliçeyi öfkelendirelim. Birlikleri donduralım. Bir zehir büyüsü atalım. Süper minyonların çoktan sanırım şeyi bitmiştir. Artık canım benim o şeye vursam mı? Heh, süper minyonlara. Tatlım. O kadar geç vurmaya başladın ki beni korkuttun inan ki. Dedim herhalde bu yapamayacak bu işi. Kraliçeyi içeri sokmam lazım. Şu an duvar kırıcıları atıyorum. Bebek ejderleri de bıraktım. Kraliçe bir an hala da kışlaya vurmaya başlayınca ben bir tırstım tabii ki de. Allah Allah dedim olmayacak mı? Ama şükür ki sonra ikna oldu içeri girmeye. Şu tarafı da bir temizleyeyim de sonrasında buraya geldiğinde dışarıya çıkmasın. İçeride bir kez daha öfkelendirmeyi düşünüyorum kraliçemi. İleriye doğru geldiğinde rakip kraliçe için. Allah Allah sen çok tekli cehenneme hedef olma ne olursun. Buradan barbar kralımı bırakıyorum. O tekli cehenneme kraliçemin özelliğini kaybedeceğim. Şu anda o kesinleşti. Gördüğünüz gibi. Aynen. Kraliçemi bir tık erken kaybedeceğim gibi duruyordu. Öyle de oldu. Şimdi ordunun kalanını salıyorum. Tekli cehennemden nefret ettiğimi söylemiş miydim? Aynı zamanda çokludan da nefret ederim. Ben cehennemlerden nefret ediyorum. Anladığınız üzere. Şimdi orduyu merkeze doğru ilerletiyorum. Şu kısımda bir büyü daha atacağım. Merkezde bir büyü daha atacağım. Koruyucum bir tık ileriye gidince de özelliğini kullanacağım. Artık birazcık ileriye git. Evet, özelliğini bastım. Şu an tekli cemeden hasarı dehşet boyuta ulaşmıştı bir anda. Dedim artık öl. Düş yani. Düştü. Madenciler de temizliğe devam ediyorlar. Valla rahattı zaten. Belediye onunla eşleşmişim. O yüzden bugün yine 2 gün önceki gibi tadından yenmeyen bir eşleşme olmuş benim için. Diğerleri güçlü köylerle eşleşmiş. Bana belediye 10 düşmüş. Bu da benim şansım diyelim artık. Evet, evin içinden resmen otomobil geçti. Kornayı duymuştunuzdur. Yani ne yaşanıyordu acaba bu kadar kornaya basma gereği duyuluyor bilmiyorum. Güzel bir 3 yıldızdı. Şu an klana. Ay çok mu bağırdım ya. 9. yıldızı getirmiş bulundum. 3 saldırı gerçekleştirdik henüz.
Şimdi sıradaki saldırılarda görüşmek üzere. Haydi bakalım. Ufuk saldırısını başlattı nihayet. Biraz 2-3 dakika bekledim açıkçası. Bilseydim rakibin saldırısını izlerdim sonra yapılan. Onun da saldırısı sonlandı zaten. 2 yıldız alabildiler Soner'den. Şimdi Ufuk'un elektro saldırısı yaptığını görüyoruz. Kraliçe için 3 tane şifacısını almış. Klan kalesinde süper minyon olduğundan haberi var. Umarım onu da büyülerle falan def etmeyi, indirmeyi çabucak başarır. 3-4 tane elektrosun aynı yerde durduğunu görüyorum. Aslında biraz sakıncalı bir durum. Çünkü hasarları azalıyor böylece. Yani yan yana durduklarında hasar azalışı diye bir şey yok tabii ki ama hepsi aynı hedefe vurduğu için düşürdükleri hedefler daha az oluyor. Şurada dışarıda bir elektron olması aslında onun için bir veli nimet. Merkeze ilerledi. Elektrolarını şu an çok hasar aldı elektrolar. Aslında sanırım bu köyden 3 yıldız gelmeyecek. Gördüğünüz gibi maalesef ya maalesef. O elektronu hepsinin yan yana dip dibe yani daha doğrusu üst üste hatta olması çok kötü oldu. Süper Minyon'un bile daha şimdi öldüğünü görmüşsünüzdür. Elektrolara hedef oldular maalesef ki. Kötü bir saldırı oldu. Onun talihsizlik diyemeyeceğim. Kötü bir saldırıydı. Çift yıldızda %80 oranı belki çıkabilir. Çıkamaz hatta. Şu an kartal topu kraliçeyi vuracak. Özelliğini kaybetti ve öldü. Geçmiş olsun diyorum. Sıradaki saldırıya geçiyoruz. Furkan saldırısına başladı. Hemen canlı izlediyorum. Fazla gecikmeden girelim. Biraz onun için sıkıntılı. Çünkü neden diye sorarsanız belediye 13 binası olduğu için kaya saçarlar çok tehlikeli. Hemen zaten Barbar Kral'ı hiç etti. Yani Barbar Kral'a niye o şekilde hiç ettiğini merak ediyorum şu anda. Çok anlamsız bir şekilde hiç etti yani. Değmezdi o Barbar Kral'ı öyle harcamaya. Bir tane binici alıp kaleye çıkartsaydın o Barbar Kral sonrasında çok iyi temizlik yapabilirdi şu aşağı tarafta. Saçma bir hareket olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi Süper Minyonlar çıktı. Zehir attı. Süper Minyonlar kraliçeye yaklaştı. Zehirledi o da onları. Kraliçe düşmezse iyi olur. Evet düşmedi. Düşmeden indirebildi. Şu an yıldırımlarla arkada bir şeyler yaptı depremlerle. Şu an Tomru da bine de binasına doğru gidiyor ve Tomru'nun canı azalmasın diye de koruyucusun özelliğini hem de orada da dağılırken bastı. Yani acaba nasıl olacak ama sanki 3 yıldız gelmezmiş gibi ya. Hani 2'yi alırsın zorlarsın ama 3 yıldız gelmeyecekmiş gibi duruyor. Belli de olmaz tabii ki de. 3 yıldız gelmeyecek diye büyük konuşayım da 3 yıldız gelsin. Genelde büyük konuşunca tam tersi oluyor çünkü. Cehennemlere ulaşması gerekiyor aslında. Ordunun o duvarları kırmalıydı. Bir tane duvar kırıcı. Hatta şöyle yapsın. 4 tane duvar kırıcı olsaydı bir tane de binici. Yani şu an burayı kesinlikle üçlemiş olacağını düşünüyorum. Barbar Kralı şu an var ya şurayı komple yargı dağıtmıştı. Kesinlikle hata yaptın. Keşke böyle yapmasaydın. O barbarı gerçekten yani hiç ettin. Arkada Yeti kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yetim itleri de düşüp duruyor yazık. Şöyle bir tane iskelet kendi yolunda. Şu an parçalandı. Yeti. Üç tane, iki tane golem. Bir tane dev. 50 saniyesi var şu anda. Cadılar aslında görüyor musunuz? Cehenneme ulaşmayı denemiyorlar bile. Çünkü bayağı içeride kaldı. Bayağı dolaştılar. Şu an cadılar heba olacak. İskelet çıkarttım bir an önce. Tatlım benim. Ah 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 gitti. O tekli cehennem arkada kalacak. O barbarı var ya. Şu an heba etmeseydin bu köy 3'tü ya. İnan ki. Şu an tek hatası o olduğu için. O hatayı yaptığı için köy üçlenmeyecek. Yani içler acısı diyebilirim. Daha yürümeye başlarken şimdi tek tek hepsi patır patır düşecek. Bir sürü iskelet olsa kaç yazar yani. %99'da Şimdi kaldı. Kosandro hesabına girdim. Rakibim belediye 10 gördüğünüz gibi. Şöyle bir gözcülük yap değilim yine de. Buse hesabıyla saldırdığım köy düzeninin aynısı sanırım. Klan kalesinde bakıyorum aynen. Aynı düzene sahipler. Şu orduyu bir kontrol edelim. Tamam ya şu an kullanılabilir yani. Artık saldırıya başlayabilirim. Umarım bir aksilik, bir şeylik çıkmaz da
Bu köyü sağ salim üçleriz ama üçleyebileceğimizi de düşünüyorum zaten şu anda. Şöyle şuradan temizliğe başlatalım bebek ejderleri. Kraliçemizi salalım. Hem klan kalemiz de çıksın diye şu binicili şey duvar kırıcıları da atalım. Klan kalesi de çıkmış olsun. Şimdi kraliçeyi öfkelendireceğim. Birliklere zehir atacağım. Hayır ama sen özelliğini kaybetme lütfen. Bir de dondur atacağım mecburen. Şu an hala kraliçe. Bunlar odaklanmadı. İnanılmazsın sen. Ne yapıyorsun? Büyü iki tane dondurma mal oldu. Kraliçe Allah sen salak mısın? Kraliçeyi gördünüz mü? Kör gibi davrandı. Gerçekten inanılmaz derecede sinir bozucuydu. Ama yine de bir şekilde başardık. Şuradan da kralımla uçan kişiliği bırakmak istiyorum artık. Kraliçe biraz da içeriye doğru gitsin. Özelliğini kaybedecek burada çünkü yine tekli cehennem malum. Onu da indirirsen çok güzel olur. Özelliğini kaybetti artık. Şu koridordan salacağım ben. Kalan orduyu şöyle salmaya başlayalım. Koruyucumuzu da bırakalım. Barbaron özelliğini kullanayım. Şu kısımda bir tane şifa atacağım. İçeriye gir koruyucum lütfen. Şu kısımda bir şifa daha atıyorum. Elimde binici kalmış. Merkeze atacağım diğer kalan elimdeki şifayı. Onu da şuraya atıyorum. Orada artık iyice içeriye gir. Kraliçem, koruyucum yaklaştığında da şu özelliğini basacağım. Artık dağılırlar. Yavaş yavaş özelliğini de bastım. Henüz 1 dakika 14-13 saniye falan var. Üşleneceğini düşünüyorum şu anda. İnşallah da bir aksilik çıkmaz. Artık bu saatten sonra da bir şey çıkmaz herhalde. Aynı yerde üst üste 10 tane dev bomba olacak hali yok. Bu köy artık üçlendi. Şuradan da duvar kırıcıları ona hediye edelim. Alt sıralarda düşük köylerin olması işte bu yüzden kötü. Dördüncü gün savaşında mı ne? Hatırlayamıyorum tam ama söylemiştim lig serisi videomuzun birinde. Kesinlikle klan ligine alt sıralara sırf düşük klan çeksin diye düşük köyler koymayın. Bunu klan savaşlarında yani normal hani lig savaşı olmayan savaşlarda kullanabilirsiniz bu taktiği. Düşük seviyede belediye olan klanları çekmek için ama kesinlikle lig savaşlarında önermiyorum. Bu şekilde çok rahat yıldız alabiliyoruz zaten. Biliyorsunuz ki lig savaşlarında önemli olan şey günün galibiyeti olduğu yanı sıra ama en önemlisi genel yıldızı oynayabilmek. Genel yıldızda da önde olmak çok önemli. Bu sebeple de asla düşük köy almayın diyorum artık doğrudur hesabına geçeceğim. Şimdi elimdeki büyüleri hemen şu hava savunmalarını atarak biri bana da yıllarım atmış. Kim bu? Klanda birisi bana 4 sene yıldırım atmış. Sanırım bu düşük köylerden birisiydi. Ya yani yıldırımı basmayan. Şunları da indirelim. 3. 3. Hatta elimde bir tane de kaldı. Onu da artık şuraya doğru atayım. Patlatıcıya doğru. Şuradan bir elektro, bir elektro, bir elektro, bir, bir. Kalanı da şuradan atayım. Onlar ortaya doğru iyice temizlesinler artık. Aslında tomuru atmama gerek yok da. Atayım şuradan ya. Hızlandıralım işleri biraz. Koruyucum havada şu iki elektronun yan yana olduğu yerden bırakayım. İki tane balon. Kraliçeyi de şuradan atayım. Hızlıca artık temizlik yaparak gitsin bitirsin saldırıyı. Sen şuraya alırsın. Tomruk patlamadan düşeydi her şey. Her şey bitseydi de. Oradaki elektro cebime kalsaydı ama yok öyle dünya. Koruyucunun üzerinde basıverelim. Hiç gerek yok ama. Yaptığım şeylerin hiçbirinin aslında hiçbirine hiç gerek yok ama. Belediye 9'du zaten. Çok rahat bir şekilde üçledik. Şu an klana kaçıncı yıldızı kazandırdık ya? Bakalım birkaç yıldız. 3 yıldız buradan aldık tabii ki de. Genel yıldızda da 19. yıldıza gelmişiz. Gayet güzel ilerliyoruz. Army hesabına geç. Ay ne kadar yüksek bir iki giriş yaptım. Army hesabına geçtim şimdi. Rakip bana saldırmıştı. Benden 2 yıldız almış daha doğrusu. Ümmet'in köyü burası. Ümmet'ten 2 yıldız almış. Ben de şimdi ona saldırı gerçekleştireceğim. Oradan inşallah üçlemeyi başarabiliriz. Şu an saldırıyı başlatacağım. Ordu bu şekilde. Klan Kalesi'nde yine süper minyon olduğunu düşünüyorum. Klan Kalesi nerede? Kenarda ya. Hallederiz bunu. Şuradan bir tane biniciyi heba ederek başlayalım.
O Kılan Kalesi'ni çıkartmaya yeter. Evet, iki tane süper minyonu çıkarttık bu şekilde. Bu kısımdan salmak istiyorum kraliçeyi. Şöyle okçusuyla birlikte donduralım. Zehir atalım. Kraliçe artık onları indirmeyi başarır. Bir de öfkelendirelim şifacılarla kraliçeyi birlikte. Hızlıca indirsinler. Şuradan artık iyice yaklaşsın kraliçe. Duvar kırıcıları salıyorum. İçeriye doğru ilerlesin. Kırdın, aynen kırdı. Şu an rakibin karakterlerini dondurmam gerekebilir bu arada. İyi. Barbar kralı hemen düştü. Bu iyi bir şey. Uçan kışlayı artık şu taraftan Barbar kralımla birlikte bırakmak istiyorum. Rakip kraliçeyi de donduracağım. Kraliçemi de öfkelendireceğim bu arada. İlk yayının hasarıyla birlikte baya bir hasar yedim. Artık kalan orduyu da şu şekilde kraliçe ne tarafa yöneleceksin bu arada? Bu tarafa yöneldi. Tamam. Bu şekilde atıyorum. Koruyucum da bu arada karada. Bir tane duvar kırıcı alsak en azından bir tık dışarı çıkmasına yarayacak bu arada o. Şurada bir adet şifamızı bırakayım. Orada içeri doğru gidecek zaten şimdi. O çoklu cehenneme doğru ilerleyecekler. Şu kısımda bir tane daha atacağım. Dağılırlarken korucumun özelliğini basıyorum. Şu kısımdan bir kez daha şifa atacağım. Artık bu köy üçlenir diye düşünmekteyim. Şu barbar kralımızın da özelliğini basalım. %80'de çift yıldızlıyız şu anda. Gayet güzel ilerliyor saldırı. Ama bomba düşemişsin be. Şuralara falan var ya. Bütün bombaları aynı tarafa atmışsın. Kraliçem hala yaşıyor. Klan kalesinden çıkan birlikler. Barbar kral, koruyucu, kraliçe. Madencilerim de yaşıyorlar. Gayet iyi durumdayım. Sadece şu an bu orduda sadece binicilerimi kaybettim. Onlar dışında saldığım tüm birlikler yaşıyorlar. Güzel, temiz bir saldırıydı. Kendi kendime eline sağlık, elime sağlık diyorum. Buradan da 3 yıldızı kaptık. Genel durumda artı 22 yıldızdayız. 8 saldırı gerçekleştirdik. Bulurcu nakılını olarak da 315 yıldızla yine günlerdir olduğu gibi birinci sırada yer alıyoruz zaten. Gördüğünüz gibi artık aramızdaki fark 65'e çıkmış durumda. Rut klanı ikinciliği de kaptırarak üçüncü sıraya yerleşmiş. Artık 15 seviye olan bir diğer klan. Kolejirus. Artık ne klanıysa o bu şu klanı. İkinci sıraya yükselmiş bir yıldızla Rut klanı geride bırakmış. Onlar saldırı gerçekleştirmemiş mi bugün ya? Onlar birbirleriyle eşleşmişler. Bir taraf 9, bir taraf 6 saldırı gerçekleştirmiş ama 6 saldırıda 10 yıldız alabilmişler. Sanırım artık bunların beli doğrulmaz. 3. sırada olarak lig çıkamayacaklar. Lig çıkma sırasını bugünkü rakiplerine kaptırmışlar. Artık şimdiki saldırıyı Milat gerçekleştirecek. Kendisi belediye 12 binasına sahip. Rakibi de belediye 11, 8. sırada yer alıyor. Bakalım saldırı başlatsın. Hemen ben de çok gecikmeden çakkadan ak gireceğim. Saldırıyı başlattı. Canlı izleye basarak hemen saldırıya giriyorum. Bu klan kalesini, belediye binasını ve kartal topunu tam merkeze koymayı tercih etmiş ve klan savunmaları da onların etrafına çevrilmiş. Cehennemler çoklu da bu yüzden cehennemleri yıldırımlarla indirmeyi deniyor. İndirdi de. Aslında daha az büyü kullanabilirdin. İki tane büyü arttırabilirdin buradan. Hepsini yıldırım almak yerine iki tane deprem alsaydın şu an elinde iki tane de dondurun olurdu diyorum. Kraliçesiyle yürüyüşe başladı. Sağından solundan birer tane bebek ejder bıraktı. Duvar kırıcıyla artık duvarı açma. Tamam. Tomruk bıraktı. O da güzel. Ama Tomruk'u diğer taraftan bıraksaydım da o şeyi indirse miydi hani kartal topunu? Madem bu yandan salacaktın. Diğer taraftan salardın kraliçeyi diye düşünüyorum. Bakalım inşallah umduğum gibi yani umduğum gibi demeyeyim ben ona. Düşündüğüm gibi kötü sonuçlanmaz. Tomru diğer taraftan bıraksaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum çünkü şu anda ben. Süper minyonlar bir süre oyalanacaktır cadıların bıraktığı iskeletlerle. Bu sırada kraliçe merkeze doğru yönelip o süper minyonları indirirse çok iyi olur. Tabii cadılar da indirirse güzel olur. Bir öfke büyüsüyle orayı kuvvetlendirdi. Hala daha süper minyonların hayatta olduğunu görüyorum. O ordunun affedersiniz ama ağzına sıçıyorlar. Tamam. Sonunda indiler. Vallahi beni korkuttu. Baya o şey kaybetti.
Cadıları da sağdan soldan dolaşmaya karar vermiş. Kraliçesi duvara takıldı gördüğünüz gibi. Koruyucusunun da özelliğine henüz basmadı. Bassana yani, ordunun hepsi öldü şu an. Hala. Allah Allah. Korucunun gittiği yere bakın. Korucu şuradaymış. Şurada ölen barbar kral olmuş. Koruyucu ta çevreden dolaşmış ya. Gerçekten çok acı verici. İşte etraf temizliği yapmayınca böyle oluyor. Şu şekilde saldıktan salıp etraf temizliği yapıp sonrasında buradan girebilirdi. Benim tercihim buradan girmesi tabii ki, ama yine de 3 yıldız gelecek gibi duruyor. 53 saniyesi var. Süper, süper, süper. Eline emeğine sağlık diyorum. Beni bir tık korkuttu. Çünkü birkaç tane hata yaptı bana göre yani. Kendi planı kendisine uydu. Bir alt belediyeydi zaten. O yüzden eline sağlık diyorum. Benim için bir tık gerildiğim o süper minyonların uzun süre inmeyişi beni biraz gerdi. Cadılar ve o küçük kraliçe de uzun süre birlikte o süper minyona yönelmeyince dedim herhalde artık patır patır düşecek, ama öyle olmadı, güzel oldu. Eline emeğine sağlık diyorum Ümmet. Şu an Baki saldırısına başladı. Hemen onun saldırısını izlemek için giriyorum. %20'lik kısmına anca yetişebildik. Şu anda %21 olmuş. Barbar kralıyla aşağıdan temizlik yapıyor. Çoklu cehennem. Allah'tan ki Barbar'ı hemen düşüremeyecek. Elektrolarla bir iki temizliğe başladı. Şu anda kraliçe yürüyüşü yapmış. Anladığım kadarıyla şuradan ve kraliçesini buraya doğru ilerleterek temizliği yapmaya çalışmış. Ama kraliçeyi biraz erken kaybettin sanki. Azıcık daha temizlik yapsaydı iyiydi. Kraliçe içeriye doğru yürümeyince iki tane balon salarak kartal topunu indirmeyi başardı. İyi bir hamleydi. Bütün elektrolar aynı noktadan saldı ama keşke öyle yapmasaydın. Hani şey yapabilirdin, hani biraz daha yaygın atabilirdin. Bu şekilde tüm elektroların hasarı tek bir şeye gitmezdi diye düşünüyorum. Ama gerçi Baki belediye 12, şu an saldırı rakipte belediye 11. O yüzden biraz daha rahat davranıyor olabilir. Klan Kalesi'ne savaş makinesi olarak kaya balonu almayı tercih etmiş. Çoklu cehennemi bir kere dondurdu. Şu an kaya balonu düştü. Hemen öfkeyle içindeki birlikleri öfkelendirdi. Biraz hasarını arttırmak için, ama maalesef ki onları çok erken kaybetti çoklu cehennem sebebiyle. Şu anda hala da çoklu cehennemler devam ediyor. Bir tane öfke atsam o elektrolara iyi olabilir aslında. Şu an düşecekler. Evet. Patlatıcı da var çünkü. Bayağı bir hasar alacaklardı. Şu an o patlatıcı şimdi değil de azıcık ileride dondursaydın da o hava salmasına vururken daha iyi olurdu. Üçlenmeyecek gibi hissediyorum şu anda ya açıkçası. Üçlenmeyecek gibi. Şimdi rakip şuraya bir duvar koyduğu için kraliçe ilk başta bu tarafa yönelmek yerine bu taraftan dolanmayı tercih ediyor. Dolayısıyla içeriye sokmak bir tık da zorlaşıyor. Şurası her ne kadar açık olsa da maalesef ki düzenlerin önüne şöyle bir duvar çizince böyle şeylere sebebiyet verebiliyor. Şu an attığı okçularla verici hasar arttırmaya çalışıyor ama maalesef ki başarılı olamadı. Kaya balonunu da çok erken kaybetti. Sadece bir iki tane şey indirebildi. Bence bu saldırının gereği tomruktu. En azından şu cehennemi de indirmiş olurdun ki daha fazla hasar verirdin. Şu çevre birimleri de indirmiş olurdun. Elektroları aynı noktadan salmak da bir hataydı bana göre. Birazcık daha yaygın olarak atmalıydın. Böylece hasarları tek bir şeye yönelmezdi. Sıradaki saldırıyı şimdi Serdar gerçekleştirecek. Klanda 4 numarada yer alıyor. Mr. Serdar Nick ile. Şimdi bakıyorum rakibi belediye 13 gelmiş. Kendisi de zaten belediye 13 binasına sahip. Bakalım neler yapacak, nasıl bir saldırı gösterecek, bize ordusuna ne kullandığını da bilmiyorum şu anda. Saldırısına başladı, hemen canlı izliyoruz. Bakalım neler yapacak. Evet, alev atıcıyı bıraktı. Umarım o çoklu cehennemi indirebilirsin atıcı. Şu an kraliçe ve barbarını bıraktı. Kraliçeyle sanırım şu hava savunmasını indirebilir. Çoklu cehennem barbar kralı vuruyor şu an. Barbar kralın seviyesi oldukça düşük. Bu kadar düşük olmasaydı da daha fazla iş yaptırabilirdi ona, ama maalesef ki 29 seviye biraz geride bırakmış. Biraz değil, bayağı bir geride bırakmış. Hava savunmasını kraliçeyle birlikte indiriyor şu anda. Kraliçesinin özelliğini kaybedecek. Bir tane elektro yukarıdan bıraktı. Bir tane de aşağıdan bıraktı. Ama keşke şu tarafa doğru bıraksaydım biraz daha. O elektro kraliçeden ve hava savunmasından hasar almasaydı. İndirmeyecek hava savunmasını. Olsun, sağlık olsun, ne yapalım. Alev atıcı bu arada çoklu cehenneme artık ulaştı. Onu indirmeye başlayacak ve indirebileceğini de düşünüyorum şu an.
Kaya Saçar da Elektro'ya yönelmiş. Hava mayınını da çıkarttı yerinden Elektro. Şu an kalan ordularını da belediyeye ters taraftan bıraktı bu arada. Bence şu taraftan indirseydin daha mı iyiydi orduyu? Çünkü burada iki tane çoklu cehennem var. İkisi de yan yana duruyor. Ordu orada çok hasar alacak. Sonra onların kalması sıkıntı oldu bir tık. Bakalım ne yapacak. Alev Atıcı çünkü hala da orada iş yapıyordu yani. Şu an Alev Atıcı'nın yapacağı işi sonuçta daha canı var. Azaltmış oldun. Belediyenin o üstüne geldiğin tarafta koruyucunun özelliğini basabilirsin aslında. Bir tık evet bastı şu an kullandı koruyucusunun özelliğini. O bayağı bir birliğini de korumuş oldu. Köyde şu an görüyorum ki belediye 13 bin hasar sahip olmasına rağmen yani görüyorsun savunmaları çok yüksek çok yüksek değil. Ama en azından bari hava savunmalarını bassaydın. Çünkü onlara çok fazla seviye verilmiyor. Diğer şeyler böyle 2-3 seviye birden açılabiliyor bazen ama hava savunmaları hep birer birer açılıyor. Onları çok rahat basabilirdi aslında. Şampiyonu bile 2 seviyede kalmış. Şu an elinde 2 tane elektrosu var. Birkaç tane de balonu var. Çok rahat bir şekilde temizleyecektir. O şampiyon inşallah o elektroyu düşürmez. Aynen düşüremedi şükür. Düşürmeseydi kötü olurdu. Şu an %93'te çift yıldızda gayet iyi ilerliyor. Diğer şeyler de yan yana zaten 4 tane depoyu da yan yana koymuş. Elektro için çok kolay hedef olacaklardı. Gayet güzel bir saldırıydı. Eline sağlık diyorum Serdar'a. Yukarıda bir ordu kampı kalmış. Ya güçlenmesine engel olur mu? Olmaz herhalde. %99'a kalmasın. Sıra yeter mi? Çünkü daha elektrolar durup orada güç biriktirecek. Allah! Vallahi çok sıkıntı. 5 saniye falan sürer onların güç biriktirmesi. Dur. Vur artık. Vur. Ah, Allah'ım Allah'ım 0 saniye kala. Ordu kampı Allah'ım her şeyi bozuyordu az kalsın. Ay 0 saniye kala üçlemeyi başardı. O da şu an heyecanlıdır. Büyük ihtimal bir an olmayacak zannettim ya. Da Poseidon, Soner ve Ahmet de saldırılarını gerçekleştirdi. Şimdi onların saldırılarını izleyeceğiz. Gördüğünüz gibi 3 yıldız almış. Nasıl almış bakalım. Bir elektro saldırısı gerçekleştirmiş. Kraliçesine 3 tane şifacı vermiş ve Alev Atıcısını da Klan Kalesi'ne koymuş. Hala başlamadı saldırıya. Bayağı bir uzun düşünmüşsün sanki. Şimdi elektrosunu bir an sağ taraftan saldı. Orada bir temizlik yaptırıyor. Ayrıca barbar kralına saldı. Kalan elektrolarını da ortadan yan tarafları temizledikten sonra ordu dağılmasın diye ortadan bıraktı koruyucusuyla birlikte. Öfke büyüleriyle iki tane öfke büyüsü kullanarak da merkezi biraz canlandırdı. Rakip kaleden süper minyonlar çıktı şu anda. Kartal topunu dondurdu. Süper minyonları dondursaydın daha iyi olmaz mıydı? Zehir yolladı süper minyonlara. Şu an bir de öfkelendirdi elektrolarını. Koruyucusunun özelliğini kullanmadı daha. Bu arada yan tarafa bıraktığı elektro hala temizliğe devam ediyor. Alev atıcı da düşmüş değil. Belediye binasını dondurdu. Elinde hala merkeze gidecek kadar elektrosu var. Tekrar belediye binasını dondurdu. O patlatıcı onun işini biraz zora sokuyor açıkçası. Elinde şu an büyüsü yok. Okçu Kraliçesini şu tarafta temizliğe yardım için bıraktı. Okçu Kraliçeli mi üçledin köyü acaba? Şampiyon Okçu Kraliçe. Bu arada Alev Atıcı hala hayatta gördüğünüz gibi 50 saniye kaldı. Ama ona kilitlenen bir savunma olmadığı için hala da hayatta. Şimdi patlayacaktır o. İçindeki birlikler çıkacaktır. Bu cehennemi de düşürdükten sonra aynen öyle oldu. Şifacilerle birlikte Kraliçesi iş yapıyor şu anda. Özelliğini kaybetti. Ama belediyeyi de düşürecekler hep birlikte. Bir tane kasırga tuzağı çıktı ama belediye de düştü gördüğünüz gibi. Şu an hiçbir birlikte belediyenin tuzağının içinde değil. Şu an 24 saniyesi kaldı. 20 saniye. Çok hızlı yani şu kalan 20 saniyeyi çok iyi değerlendirmiş o zaman. Şu duvarların da düşük olması kraliçenin işini bir tık kolaylaştırmış. Şimdi belediyenin zehri de tam geçmişken kraliçe duvarı kırıp içeriye girmeyi başardı. Tam geçtiği anda denk gelmesi güzel. Oy 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 oy. Şampiyonun kalkanını gören var mı ya? Nasıl bir şeydi öyle o? Buradaki şeylere çarpıp ta buraya gitti.
İnanılmaz. Eline sağlık diyorum. Güzel bir saldırıydı. Artık son durumda şöyle bir de diğer yapılan maçlara da göz atalım, videoya koymayacağım. %72 oranda çift yıldızda kalmış. Kasabağ'a bakıyorum. %99 oranla, ay çok yazık olmuş. Şunun birliklerine bakayım, ne kullanmış? Madenci hibrit saldırısı kullanmış. %99 büyük ihtimal time fail oldu. O yüzden 99'da kaldı. Olsun, eline sağlık diyorum. Poseidon senin de eline sağlık. Sezai'yi senin de eline sağlık diyorum. Artık son durumda 15 saldırıda 40 yıldızdayız. Güzel ilerledik. Rakibimiz ise 3 saldırı gerçekleştirdi. 6 yıldız alabildi. Çifter yıldızlarla. Son durum bu şekilde. Artık sezonun son günündeyiz. Şu sezon bilgilerine son defa bakalım. 333 yıldızdayız Bludger'ın akılını olarak. Çok iyi değil mi? 333. Birinci sırada yer alıyoruz. Yıkım yüzdemizde 9683. Gayet güzel bir değer elde ettik bu sezon. Şöyle klandaki isimlere bakmak istiyorum. Birinci sırada Ultra Aslan, bizim tazı baloncumuz yer alıyor. İkinci sırada Poseidon gerçekten güzel hibrit saldırıları gerçekleştirdi. Çok teşekkür ediyorum. Eline emeğine sağlık. İkinci sırada ayrıca bir de ben yer alıyorum. Üçüncümüz yok gördüğünüz gibi. İki tane ikincimiz var. Yıkım yüzdemize kadar aynı. Yıldızlarımız aynı tabii ki. Dördüncü sırada Doğrudur. Beşinci sırada Kasap Ahmet. Altıncı sırada Kaptan Hesabı yer alıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyor. Gerçekten güzel bir ligdi. Bunlar yedekler. Bunları savaşa almadım ama herhangi bir aksilik olursa diye yedeklere koyduğum isimler bu isimler. Şimdi son durumda gördüğünüz gibi bu klan ligine birinci olarak bitiriyoruz. Artık Kristal Lig'e çıkarız. Gelecek Lig Savaşı'nda Kristal Lig'de videolar atarım umarım. O da bu Lig Savaşı gibi eğlenceli ve kolay, rahat geçer. Aşırı aşırı kolaydı diyemem ama rahattı bizim için. Çünkü birkaç köylerin, bazı klanların bazı köyleri AFK'ydı, yani savaşmıyorlardı, pasif oyunculardı. Bazı köylerde gerçekten çok düşüktü. Savaşsalar da bir neticeye varamadılar. Açıkçası bazı köyler, bazı isimler hariç rakiplerimiz bizden bir tık daha düşük geldi. Hatta bir günde çok belediye 9 vardı diye hatırlıyorum. O gün hariç diğer günlerde hafif denk, hafif düşük oranlı geldi. Gayet eğlenceli bir ligdi. Lig macerasından Temmuz sezonunda Bludger'ın klanı olarak ve ben Buse olarak bizden bu kadar diyorum. O zamana kadar kendinize iyi bakın ama tabii ki de Clash of Clans videoları gelmeye devam edecek. Bayramın ikinci günü akşamında Belediye 13 Altın Bilet ödüllü turnuvamız başlıyor, dostluk turnuvamız. Onun videosunu da tabii ki de yükleyeceğim. Şimdi bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bana destek olmayı unutmayın yorumlarınızla. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.